Şimdi artık son 10 dakikamız. Aziz Yıldırım'ın hafta içinde yaptığı çok önemli açıklamalar var A Spor'a. Gündem oldu. 3 yıldır ilk kez konuştu başkan. Ve tabii bir yandan bu 59 öncesi şampiyonluklar konusuyla gündeme geldi. Orada ki tavrını açıkladı. Dedi ki ben başvurmadım. Benim dönemimde Fenerbahçe başvurmadı. Bizim bir başvurumuz yok. Hani normal şartlarda verilmeli. Ama Galatasaray belki şeyi parasal bölünmeyi tartışabilir, onu tartışma konusu yapabilir dedi. Yine işte Fenerbahçeliler açısından birlik beraberlik içinde olma dönemidir. Şu anda başka bir noktaya kayılmaması lazım dedi. Mali Genel Kurul'dan önce açıklamalar yapacağım. Hani bıraktığım borç var ama bıraktığım mal varlıkları da var dedi. Aşağı yukarı bu minvalde açıklamalar. Erman abi siz takip edebilmişsinizdir genel anlamıyla. Ne düşünüyorsunuz Aziz Bey'in uzun bir aradan sonra yaptığı bu açıklamalar hakkında? Bir yandan da ekrana da verirsek şeyleri. Anladığım kadarıyla beni bu işe sokmayın diyor. Yani ben Fenerbahçeliyim, tamam. Beni bu işe sokmayın diyor. Fenerbahçe'nin Kendi kendisiyim kavganıza dedi. evet dedi. Bakın ben şunu diyorum ya. Şimdi Fenerbahçe takım kötü gidince ne yapacak? Gündem değiştirmek lazım. Bu işi getirdi abi. Ya bayram değil, 59 öncesi seyran değil, olayını diyorsun. enişten beni niye öptü oldu abi bu iş. Ya takım sallanınca gidince gündem değişikliği oldu. Millet beni hiç ilgilendirmiyor abi, 1910 senesi, 1922 Niye bu senesi. zamana geldi? Abi ne zaman, yani ne zaman kabul edilmiş bu iş, o günden bugüne kadar abi, o kadar basit. Ya ne zaman kabul edilmiş? Ondan evvelki şampiyonluklar dedim ya. Türk futbolu iki şeyle yaşadı yıllarca ya. Bir Macar milli maçı, onda adamları yorgun aldık, Ankara'ya götürdük yani. Ondan sonra da Galatasaray'ın UEFA. UEFA şampiyonu. Ondan başka bir şeyimiz yok abi. Abiyle Dünya konuşuyoruz ya. üçüncülüğümüz var bir de işte. Ha, Evet. dünya üçüncülüğümüz var. Ne abi? Abi yani bu kadar yatırım, bu kadar bilmem ne emek, karşılığında aldığın keçi boynuzu gibi bir şey abi. Çiğniyorsun çiğniyorsun, aynı şeyi çiğniyorsun. Ya beni hiç ilgilendirmiyor. Onun için de hiç araştırma da yapmadım. Bana bir tuhaf geliyor ya. Yapılmış bir kural konmuş gidiyor. Nedir bu iş? Evvelki paraları mı almak istiyorlar? Benim dedemiz zamandaki paralar alacak da olmaz. O zaman şimdi oynayan takımların günahı ne? Aşağıya vereceksin. Amerika'da bile basket liginde en iyi oyuncuyu, en iyi oyuncuyu en son takımda veriyorlar. Yani bunu alırsan sen al diyorlar aşağıdan. Çünkü zaten yukarıdaki adam iyi. En iyi oyuncuyu aşağıya veriyorlar. Yukarıdaki makas kapatsın diye. İşte bizim büyük takımların yaptığı Birinci seçme transferler, hakkı. diğer takımların yaptığı transferler ortada. Ki bu şartlarda bunlara biraz daha şart verilirse çok daha farklı olacaklar. Büyükler için tehlike. O paralara bakıyorlar şimdi. O paralara göz diktiler. Aziz Yıldırım söyledi ama. Bursa'nın şampiyon olduğu sene dedi ki beyler dedi, Galatasaray Beşiktaş biz dedi tamam Bursa takımı şampiyon olunca sevindiniz de biz olmadık diye. Biz bunları alıştırırsak yanarız, sonra hepimiz yanarız dedi. Tehlikeyi o zaman gördü adam. Çok net ya, söyledi bunu. Hocam. Para işi bundan sonra herhalde yeni bir dilekçeyle gelecek, bir başvuru olacak. Tabii geçmişte Türk futboluna hizmet etmiş herkese karşı büyük saygımız var. Orada ismi zikredilen insanların bir kısmını tanıyoruz, bir kısmıyla ben de beraber çalıştım. Örneğin bir Metin Oktay'la benim 3 ayım birlikte geçti. Ona, hele hele onu tanıdıktan sonra o saygıyı duymamak mümkün mü? Tabii ki. Yani aynı şey Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın büyükleri için geçerli. Tabii eğer arada belirsizlikler varsa o belirsizlikler ortadan kalksın. Yani yarın öbür gün bunun hemen arkasından o şampiyonluklara yine para istenecek. O zaman ne karar alırlar? O tamamıyla Ya da istenmezse, istenmeyecek denirse farklı bir tepki mi olur? O zaman yine böyle bir kavga yapılacak, verilecek. Roller Yani değilse biz mesela bu maalesef sefer tepkiler değişecekti büyük muhtemelen. biz maalesef futbolu geliştirme yerine, oyunu geliştirme yerine kavga ortamını devamlı yaratıyoruz. Devamlı onu kullanıyoruz. Yani bu konuyla ilgili yapılan bir röportaj var. O röportajın içinde bir bölümde benim de Galatasaray'da görev yaptığım dönemde hem Galatasaray Kulübü'nü, ki Galatasaray Kulübü'nün savunma görevi şu an kulüptedir, başkandadır, yöneticilerdedir. Ama ben de içindeysem
bana da oradan o suçlamalar geliyorsa ona cevap verme hakkı bende de vardır. Yani ben de geçen akşam o cevap hakkımı kullandım. Hem de Aziz Yıldırım Başkanı olan saygımda hiçbir kusur etmeden kullandım. Benim içinde bulunduğum kulüplere veya hizmet ettiğim programlara o tür saldırılar olursa bundan sonra da sonuna kadar kullanacağım. Yani takım oyununa biri leke sürmeye kalkarsa bu programın bir üyesi olarak bunu savunmak hepimizin görevi olduğu gibi benim de görevim. Ama dostluğa ihtiyacımız olduğu bu dönemde hiç gündemde olmayan bu gerginlikleri yaratmak hangi düşüncenin ürünüdür? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Hele hele Türk futboluna çok büyük bir kulübe 20 sene hizmet etmiş benim büyüğüm konumunda olan birinin bu işe girmiş olmasını hiç de doğru bulmadım kendi adıma. Riya Hocam. Vallahi şimdi bu konulara çok popülist yaklaşmamak gerekir. Öyle yaklaşıyor çoğu insan. Herkes kendi tarafından. Galatasaraylılar kendi tarafından, Fenerbahçeliler. Belki de bir tarihçilerden oluşan bir komisyon mu kurulmalı ya, işin, acaba? Ancak öyle olur. O işi bilen insanlara bu işi devretmek uzmanı, lazım sanki. Dediğin gibi. Aynen. Uzmanına. Uzmanı yani herkes çünkü bir pencereden bakıyor. Ender, uzmanı gidecek. Nedir onu da çok güzel ifade ettin. Tarihçiler. Onlar karar verecek. Herkes de susacak. Ben burada şöyle konuşsam böyle iki tane like alayım bravo desinler. Şöyle bak bizim hakkımızı savundun. Onlar ayrı bir şey söylesin. Hayır. Bunun çünkü için, A dese küfür ediyorlar. B dese burada biz bu, yaşasın diyorlar. Biz bunun için burada değiliz. Yani bu ayrı bir konu. Uzmanlık isteyen tarihçilerin karar vereceği, inceleyeceği ve ondan sonraki çıkan karara da herkes saygı duyacak. Benim düşüncem bu. Evet. Mehmet? Ben Ermen Hoca'nın dediği gibi gündemi değiştirmek biraz da bence. Yani şu an bu kadar olmamış şey şimdi olmasına ne gerek vardı bence? Gündemi değiştirmek. Ben de katılıyorum. Çünkü sonuçta olaya tamamen vakıf olan biz değiliz. Tarihçi mi? Tarihçi gelsin neyse toplanılsın. O zaman dediğim gibi biz de onlardan birçok şey öğrenelim. Bir komisyon oluşturulabilir. Yani kesinlikle. Ortak akılla evet, çok değerli şey. Tarihçilerimiz evet. De var Ender hepimizin bildiği gibi. Biz de otursunlar bir masaya karar versinler. Çıkan karara da herkes saygı duysun. Biz değiliz yani karar merci. Evet. Şimdi çok güzel maçlarımız var. Bu arada bunlara bakacak tarihçiler futboldan anlayacak mı anlamayacak mı? Yani futboldan yani. Anlayan da olur içinde. Yani Osmanlı o dönemi iyi takip eden insanlar da olur tabii ki. Yani o her şeyden bir insan olacaktır. Belli branşları olacaktır. Kimisinin futbol evet. olur. Kimisinin o döneme ilişkin. Avrupa'da böyle bir şey olduğunda tabii böyle ayırdıklarında ligler işte bölümlerini aynı şekilde onlar da tarihçilerine sormuşlar. Dediğin gibi Ender branşlarını ayırarak oradan çıkan ortak karara da herkes saygı duymuş. Sevgili Ender yine Aspor ekranlarında sevgili Haldun Domaç. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 5 ciltlik çıkardığı bir kitaptan bahsetti ki bir tane örnek de getirmişti. 6 tane tarihçi var. Federasyon zaten bunu kitap haline getirmiş. O dönemde bir çalışma yaptırmışlar. 90 yılına kadar geliyor. Yani birçok belge de zaten federasyonda mevcut. Mevcuttur. Yani bu tür tartışma ortamını yaratmaya gerçekten gerek yok. Bütün kulüpler oradaki gerçekleri çok net bir şekilde biliyor. Evet şimdi çok güzel maçlarımız var. Bir kere Almanya'da Leipzig-Dortmund vardı bu akşam. Münih. Güzel maç. Bayern Münih-Leipzig. Fransa'da bizi de diyorum tabii artık Lille taraftarı çok oyuncumuz gibi olduk biz de. Çok oyuncumuz. Gerçi Yusuf'la Zeki oynayamadı ama bu Covid sıkıntısından dolayı. Burak sonradan girdi oyuna. Paris Saint-Germain